Kaç tane şey var şu an burada? Dana var. Burada 200 tane var. 200 tane. Uruguay'dan geliyor. Uruguay'dan gelen bunlar. Karşı tarafta Brezilya'dan gelenler var. Burada 100 tane var. 100 tane Brezilya. 200 tane Uruguay. 200 tane Uruguay. Bunlar... Angus, Hereford ağırlıklı. 10 tane Flamingo'muz var. 5 tane Charolais. Tabii. Kırma artık. Niye böyle karışık geldi? Hep bir cins gelmedi. Onu devlet getiriyor. Devlet aracılığı aldık. Siz gibi. Gelenlerden seçtiniz yani. Gemiden işte 10 binlik, 20 binlik, 20 binlik. He. 10 kişiden artık ne geliyorsun şansına? Sırayı. 116 kişi. Ne kadara, kilosu ne kadara geldi size? Tane hesabı mı aldınız, kilo hesabı mı? Kilo hesabı, canlı kilo. Ne kadar kilosu? Dolar üzerinden aldık. 4.10 dolar artı KDV. Ne kadar toplam? 5 doları buldu mu? 5 doları buldu. %8 KDV'li aldım. Şans üzerine aldığım için. He. Bir dahakine şirket adını kazanmıştım. O %1. %1. Bir daha almayı düşünüyor musunuz? Yazın 100 tane geldim. Haziran yok. He. Haziran'dan sonra yine 200 artısı oldu. Nasıl? Kârlı o zaman bu iş? Kârlı üretim yok Türkiye'de. Et ihtiyacını karşılıyor. Sütçülüğü zaten bitirdi. Sütçülük zaten bitti dediğin gibi. Sütçülük olmayınca alttan yetişen besi hayvanı da olmuyor. Değil mi? Sütçülük olsun ki besi aynen olsun. Açığı kapatmak için ithalat var işte. Doların yükselmesi etkilemedi mi biraz sizi? İlk partide 90 küsürlerde 2.95'ti dolar. İkinci partide 3 kuruşlardan aldık. Arasında fark oluşuyor tabii bunun. Hayvan başına neredeyse 400-500 lira ekstra maliyet oldu. Tabii dolar arttı diye yem fiyatları da arttı. Yani kaç kilo geliyor size? Kaç kiloydu aldınız ortalama dananın bir tanesinin ağırlığı? 270 kilo. Uruguaylılar 260 kilo bunlar. Geldiğinde. Şimdi kaç kilo? Şimdi kesime gelen hayvan var. Şu çektiğim mesela. He. 330-340 kilo. Yani kaç ay besliyorsunuz işte aldıktan sonra? 6 ay oldu. Nasıl alışma falan zor olmadı mı yani şeyler? Yani buranın iklimine hiç sıkıntı yaşamadılar. Geldiğinde bahardı. Uruguay'ın iklimiyle hemen aynı sıcaklık. Zaten soğuğa da dayanıklı değil mi bu hayvanlar? Bunlar dayanıklı, daha dayanıklı. Brezilyalar Brahma türü olduğu için derileri biraz daha ince bunların. Dayanamıyor onlar. Geldiğinde sıkıntı oldu. Brezilya tam yazdı. Evet, sıcaktan sonra kışına denk geldi direkt. Onu dikkate almak lazım o zaman. Yani iklimlere uydurmak lazım. Uydurmak lazım. Şimdi açık alanda iklimlendirme de yapılamıyor. Acım altlar bir şey yapıyor. Bunlar da Brezilya'dan geldi. Bunlar Brezilya. Ne bunların cinsi ne? Bu da işte Brahman kırı bunların çoğu. Hereford Brahman kırı var, Angus Brahman kırı var. Çok farklı farklı. Nasıl? Orada etçil bunlar değil mi? İyi. Etçil. Ne kadar yani et iyi tutuyor mu? Yani 350 ile 400 kilogram arasında yapar diye tahmin ediyorum. Uruguay'dan gelenler biraz daha az yapar. Borçsuz oluyor çünkü. Bunlar biraz daha boya gidiyor. Karkası ağır. Hep erkek değil mi? Erkek. Altını temizlemeye hiç ihtiyaçları da yok. Değil mi? Bir parti temizledik. Kışın çok açık alan olduğu için zaten kuruyor. Belli bir kısmı zaten bilerek bırakıyoruz altında. Sıcaklık yapıyor. Isı veriyor. Değil mi?
sıcak veriyor. Kübre olmak gerekiyor. Şimdi zaten havada sirkülasyon oluyor. Yazın sıkıntı olur. Yazın zaten iki haftada bir temizleme gerekiyor. Kepçede temizleniyor. Sıcakta çünkü ciğer hastalıkları çıkarabilir. Devamlı bu işi yapmayı düşünüyorsunuz o zaman, yani yurt dışından getirip besleyip. Yapmayı düşünüyoruz. Yapacağız da inşallah. Yer var. İmkan var. Parayı peşin mi ödüyorsunuz? Önceden yatırıyorsunuz hatta, değil mi? Önceden. Hayvan yola çıkmadan belli bir kısmı yatıyor. %20. Yola çıktı mı da geri kalan. Yem olarak ne veriyorsunuz? Yem olarak silaj, sama. Ben silaj. Yani hep kuru mu veriyorsunuz? Yok, kesip yem. Anlaşımız film o. Oradan yok, yeşil olarak yem. Hiçbir şey vermiyorsunuz. Yeşil silaj veriyoruz. Silaj veriyoruz. Silajı da kesime yaklaşanlar da kesiyoruz. Yer. Süt yapmayı düşünüyor musunuz? Hayvancılığı. O zaman da yapılmaz değil mi? Yapılmaz, sağlamaya başlıyoruz.